Selam. Hemen kısa bir video yaptım. Çünkü World of Tanks'a straight geldi. Zaman zaman World of Tanks bu şekilde bir kampanya yapıyor. Ama işte tamamen para kazanmak. Daha doğrusu size altın harcatmak. İkiledi bu. Sizin için mantıklı mı değil mi? Şimdi onları konuşacağız. Trade nedir? Trade takas. Eski tankınızı veriyorsunuz. Üstüne altın ekleyerek yeni tank alıyorsunuz. Premium tank alıyorsunuz. Dükkanda bulunan premium tankları. Her tankı alamıyorsunuz. Trade nasıl yapacağım diye sorarsanız, oyuna girdiğinizde büyük bir ihtimalle zaten oyun sizi uyaracaktır. Sol altta ya da sağ altta bir yerde çıkacaktır. İşte trade geldi, tıkla hemen takas yap falan filan diye. Oradan da yapabilirsiniz ama çıkmadı ya da siz iptal ettiğiniz bir şekilde şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Dükkana geliyorsunuz. Şu bölümde burada araç takas var. Bastın abi buna. Şimdi şuna bastım. Mesela bastım buna abi. Böyle bir şey geldi. Araç takası. Araç seviyeleri 6 ve zaten burada belirtiyor 8. Bu artı bölümüne tıklıyorsunuz. Siz hangi aracınızı vermek istiyorsanız onu vereceksiniz buradan. Dediğim gibi premium tanklarınız orada burada görünecektir. Buradan istediğiniz bir premium tankı seçeceksiniz. Onun masrafı, onun bedeli alacağınız premium tanktan düşünecektir. Örnek verelim. Şöyle düz rakamlı bir şey koyalım. Çünkü ben araştırdığımda benim verebileceğim bir tank yoktu açıkçası. Hani şu tankı vereyim, şu tankı alayım diye düşündüğüm bir tank yoktu. Löwen'de olmasaydı Löwe'yi alabilirdim. Ya da daha farklı bir tank olmasaydı belki daha farklı bir tank alırdım ama Löwen'in de orada olacağını bilmiyorum. Belki size de görünecektir. Örneğin Chrysler'ı ele alalım. Chrysler'ı koyduk. Tankımızın bedeli 4100. 4100. Bana diyor ki 6500 lira vererek üstüne IS-6'yı alabilirsin diyor. Hani Chrysler 4100 altına vereceğim eski tankımı. Yeni tank bana gıcır gıcır anahtar teslim sigortasıyla kaskosuyla 6500 altına gelecek. Bunu söylüyor. Mantıklı mı? Yani oynamak istediğiniz bir tank varsa ben bu tankı oynamak istiyorum diyorsanız mantıklı. Örneğin benim elimde T26E5 olmasaydı belki Chrysler T26E5 takası yapabilirdim. Belki yapabilirdim. Burada şimdi şunu bir sıfırlayalım. Burada hangi tank alınması mantıklı? Öncelikle siz hangi tankı seviyorsunuz? Hangi tankla oynamayı seviyorsunuz bilmiyorum. Fakat genel geçer olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Burada oynayabileceğiniz ve oyunda size keyif verebilecek en iyi tank T26E5 tankı. Ardından belki Fransızların AMX M449 tankı tercih edilebilir. IS-6'yı tavsiye etmem şu anda. Onun dışında baktığımda abi aşağı doğru yine ne varmış başka? Eagle Miggle, Su falan filan bilmem ne. Bunları geç zaten. Yani bu kadar. Hani T26E5'e Fransız tankını tavsiye ederim. Tabii siz bak şey de iyi. Japonların STA-2 tankı da fena değil. Yani benim sevdiğim orta bir tank. Ama tabii kararsızım. Mesela ben bu takasa belki girebilirim. Hani fiyat ne 6600. Biz ne koyarız abi buraya? Deneyelim. Ne koyarım ben buradan? Benden. İkiden koyamıyoruz mu? Koyamıyoruz. Olsa zaten süper olur değil mi? Belki şey koyabilirim ya. M4'ü koyabilirim ya da. Bu da şimdi bu farklı bir tank tamam mı? Hani böyle. Böyle kötü tanklar, atıl kalmış tankları seviyorum ben öyle tanklarla oynamayı. Neyse M4'ü bir deneyelim bakalım kaç para istiyor üstüne. Üstüne içip 3200 istiyor var ya tam da böyle şeyim hani param. Hani 80 TL'de 80 altında bize kalıyor. Yani olabilir. Neden olmasın. Tabii yapmayacağım şimdi hani emin olamadım. Ya durum böyle arkadaşlar. Eski tankınızı veriyorsunuz, yeni tank alıyorsunuz. Üstüne de altın ekliyorsunuz. Buradaki en mantıklı tanklarda tekrar söylüyorum. T26, E5, birinci tank. Fransızların tankını söylediğimizde AMX M449 ve yine Japonların orta tankı STA-2 tavsiye edebilirim. Tabii yine siz kendi oyun tarzınıza göre bu tankları biraz araştırarak öyle alın derim. Tabii burada benim belki göremediğim tanklar da vardı depomda olduğu için. Ama yok T26, T5 ben de var görüyorum. Herhalde sadece bu kadar. Ha, çok fazla alternatif de yok açıkçası. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle yapalım bir dakika. Teknoloji acı diyelim. Hepsine burada trade çıkıyor mu? Mesela T34'de Amerikanların T92, T26'ya yönelik çık. Evet. Yani her tanka trade çıkmıyor arkadaşlar. T26, T25, T27. Bakayım bir dakika. Almanlara gelelim. Löwen'de olduğu için trade çıkmıyor. Ama her tanka da şimdi şunu yapabiliyoruz mu bakalım. Yok. Evet abi her tanka
Ama zaten 6 diyor. Seviye 6 diyor. Bir dakika. Şunu bir iyice bir öğrenelim abi. Bu bende kiralık zaten. Her tanka trade çıkıyor gördüğüm kadarıyla ya. Değil mi? Bak T92 bende var mı? Yok. Neden bunun trade çıkmadı? Evet abi. Her tanka trade çıkmıyor. Yani her premium tank alacağım diye düşünmeyin. Onu başta söyleyelim. Sadece size dükkana girdiğinizde araç takası bölümüne girdiğinizde burada verdiği lisedeki araçları trade yapabiliyorsunuz. Bu da mantıklı olanı siz kendiniz seçin. Ben zamanında şöyle bir seçim yapmıştım. Şurada harekat görevlerinde aldığımız tank var ya abi. Nerede o? T28 Concept. Bak. Operasyon depo inceli. Bu tank kazanmıştım ben harekat görevlerinden. Bu tankı verip Super Pershing kalmıştım ben. Amerikanların orta tankı var ya. Aslında onda da bir tane video çektim ama onu henüz atamadım YouTube'a. Şu tankı almıştım. Yani bu benim için mantıklı bir takas. Çünkü o tankla hiç oynayamadım ve ben tank destroyer oynamayı çok seven bir adam değilim. Ben keyif almıştım bu tanktan. Güzel de bir tanktı. Yani kararsızım. Şu anki temadan falan mesela bayağı etkili bir tank olacak bu. Hani yeni mermi dinamikleri falan. Çok çok etkili bir tank olacak. Evet, trade olayı böyle. Eskisini götür, yenisini get. Eskisini götürüyorum tabii. Eskisini getir, yenisini götür olayı. Üstüne de birazcık para ver. Bakayım senin tankın kaç altın? Bu kadar hop. Biz de bu kadar verdik üstüne. Mantığı bildiğimiz bir altın kazanma, altın harcatma taktiği. Ama işinize gelebilir. Değerlendirin derim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.